Klima içindeki kullanılan soğutucu akışkan dediğimiz, işte halk arasında gazı e, bitti ve işte gaz doldurmak gerekiyor dediğimiz o gaz kısmı soğutucu akışkan kısmında şu an ticari iklimlendirme sistemlerinde kullanılan hiçbir gaz aslında yanıcı değil. Dolayısıyla klimayı yakan, e, patlatmasına sebep olan şey aslında temel olarak elektrik e, tesisatının e, kontrolü edilmemesi. Kaçaklar belli bir süre sonra özellikle kompresörün yani en çok elektrik tüketen komponentin fazla çalışması ve bu e, izolasyon malzemelerin e, indirgenmesinden dolayı bir kaçak ve dolayısıyla bir yanma söz konusu oluyor. Klima içinde dolaşan bu soğutucu akışkanlar dediğimiz e kloroflorokarbon veya hidroflorokarbon dediğimiz akışkanların aslında hiçbir yanlış özelliği yok. Sadece belli özelleşmiş klimalarda e, R290 dediğimiz bir propan gazı kullanılıyor. İşte bu gerçekten yanlış bir gaz ama şu andaki klimalarda bildiğimiz standart aldığımız e, hava kaynaklı klimalarda böyle bir gaz söz konusu değil. O yüzden iç, içindeki dolaşan gazın yanma riski, patlama riski söz konusu değil. E, yüksek basınca çalıştığı için kompresör çıkışında, basma tarafında bu basınçtan ve dolayı e, bağlantı noktalarında belli kaçaklar oluyor. Dolayısıyla bu gazın belli bir ...yanmadan sonra yani yanmaya başladıktan sonra klimanın... E, bu basınçta etkisiyle rokorlardan çıkma ve ayrılma durum var. Bu ayrılma durumu da sesle e, bir patlama sesini meydana getiriyor. Dolayısıyla önce patlayıp sonra yanma durumu değil, yanmaya başlamış içindeki plastik e, komponentlerin yanmaya başladıktan sonra kaçaklarla beraber açığa çıkan yüksek hızda gazın, yüksek basınç ve yüksek hızda gazın çıkardığı bir ses. Hidrojen, flor, klor ve karbon. Temelli gazlar bunlar, organik gazlar. Ve bunların yanıcılığı söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir kompresör aslında devreye giriyor. Yani basınçlandırıcı bir eleman var. Dolayısıyla Normalde bu hidrofor dediğimiz su pompalarında da gibi bir şekilde emme ve basma kısımları var ve burada bir basınçlandırma gerçekleşiyor ki bu proses gerçekleşsin, bu çevrim gerçekleşsin. Dolayısıyla buradaki basınçlandırma aşamasında da yaklaşık 10 bar, 12 bar'lara kadar bir basınçlandırma var. E bu da yüksek basınç. Şu an o, bulunduğumuz ortam 1 bar. Bunun 10 katı yükseklikte bir basınçla çalışıyor bu gazlar. Yanmanın ortaya çıkmasının sebebi kompresörün aşırı çalışması. Bu da aslında klimaların genel olarak yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor. Yani normalde biz konfor koşulu dediğimiz 21-22 derecede set edilmesi gereken klimalar, özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık hava koşullarında 16 derecelere, 18 derecelere azaltılıyor. Bu da kompresörün çok fazla çalışması sebep oluyor. Bu da yüksek akım çekiyor. Örneğin 6 amper çekmesi gereken bir kablolama sisteminde 10 amperlere kadar varıyor bu akım. Bu da zarar veriyor elektrik tesisatına ve biz dolayısıyla yangınların çıkma sebebi bu tamamen elektrik tesisatı ve ekipmanın içinde de yani klimanın özellikle iç ünitenin ekipmanın içinde de plastik komponentlerin çok olması yanmayı kolaylaştırıyor. Ha, kapalı bir ortamda bulunuyorsanız ya da ev ortamı diyelim genel olarak belli bir metrekare içinde. Ee, normalde siz bunu 16 derece getirdiğiniz zaman eğer çok sıcaktan içeri girdiniz ve ortamda termalize olmuştu yani aslında o ortamda hala sıcak ve siz ona hemen soğumasını istiyorsunuz. O yüzden 16 dereceye getiriyorsunuz. Klimanın performansına göre ve kalitesine göre aslında bu yarım saat, bir saat içinde zaten ortam koşulu çok daha düşük sıcaklığa ulaşacaktır. Uzun süre 16 derecede durmak da ergonomi koşulu olarak da sağlıklı değil. Bir kez odaya girdiğiniz anda bir ordayı soğutmaya çalışıyorsanız bunu en fazla yarım saat, bir saat 16'lara, 18'lere getirmeniz. Sonrasında da 21-22'lere çekmenizde fayda var. Ama uzun süre 6 saat, işte 4 saat, 5 saat, 16-18'lerde tutarsanız o zaman hem kompresöre çok fazla yüklenme oluyor. Hem elektrik tüketimini arttırıyorsunuz hem de dediğim gibi akım, yüksek akım çekme ve elektrik tesisatına uzun sürede, orta vadede zarar veriyorsunuz. De i̇şte elektrik tesisatı sadece klima için değil, bütün evin güvenli açısından önem kazanıyor. Dolayısıyla eski bir evde yani yenilenmemiş, yeni yapılmamış bir evse oturduğunuz ev, bunun elektrik tesisatının genel tesisatın bakımında yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz sene 2020 yılında 80 adet klima yangınına müdahale ettiğimizi görüyoruz. Daha önceki 2019 yılında bu sayı 103. 2021 yılına geldiğimizde bu yılın ilk 6 ayında, ilk yarısında toplamda 111 klimadan kaynaklanan yangına müdahale ettiğimizi görüyoruz. Bu senenin ilk 6 ayında daha önceki yıllarda karşılaştığımız yangınların genel sayısına ilk 6 ayda ulaştığımız ortada. Karşılaştığımız klima yangınlarının sebebi genelde elektrik kaynaklı oluyor müdahale ettiğimiz olaylar neticesinde yaptığımız araştırmalarda elektrik tesisatlarının eski olması, klima ünitelerinin çektiği yükü karşılamaması bu yangınlara sebebiyet veriyor. Müdahale ettiğimiz olaylarda yanıcı olmayan gazlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Son bir yılda diyebiliriz yetkililerden aldığımız bilgilere göre hem doğaya zarar vermemesi sebebiyle atmosfere zarar vermemesi sebebiyle hem de daha soğutucu etkisinin özelliklerinin olması nedeniyle yanıcı nitelikteki gazların da kullanılmaya başladığı haberlerini alıyoruz. Klima yangınları az önce bahsettiğimiz gibi elektrik genelde elektrik kaynaklı olduğu için diğer elektrik yangınlarına nasıl müdahale ediyorsak klimadan kaynaklı yangınlara da aynı şekilde müdahalemiz söz konusu oluyor.